İyi akşamlar. Enka günlük grafik. Ee, yani Enka'yı yukarıda 14 direnciyle takip ediyorduk. Üstüne gitti. Görüyorsunuz 16 liraya kadar da bir hareket aldık. Bugünkü mum baştan söyleyeyim. Yani bu bir kuyruklu yıldızdır. Bu tür akımların sonunda bir e, ker realizasyonu geldi. Teorik olarak. Yani yüzdesel yüzde 100 değil öyle. Hemen e, olur diye bir şey yok. Ama hani mum formasyonu dikkat ediyorsanız anlamı bu. Onu söyleyeyim. Ker realizasyonu geldi anlamını taşır çoğu zaman. O, bugünkü kapanış ve yaptığımı um. Dolayısıyla hani olur söyle bir şey. 13 13.30 burada kırılmadıkça hızlı akımın devam etmesi beklenir ve 12.30 kırılmadıkça da yukarı akımın genel olarak devam etmesi beklenebilir en kadar. Ee, olumlu biten içinde çok hızlı ee, yani hiç de dikkat çekmeden e, aslına bakarsanız çok da konuşulmadan yukarı akımını yapmaya devam ediyor tabi gitgide dikleşti yani çok sertleşti ee, şu kısımda bu kadar hızlı giden trendler bir miktar böyle ufak tefek satıcıyla boğuşabilir bu gayet normaldir ee, onu da söyleyeyim ee, çok yüksek bir şimdi şunu daha önce pek çok videoda söylemişimdir yani izleyiciler bilir rekorlar böyle çok Aşırı yüksek hacimlerle geliyorsa yani normalde burada şu da denir. Hacim rekorsa e, fiyat da rekorsa ertesi günlerde bir düzeltme olabilir diye söylenir ama illa hacmin her zaman rekor olması gerekmiyor ama birden patlayan bir hacimle rekor bir fiyata geliniyorsa yani bugünkü mumun olması da çok sürpriz olmuyor aslında bakarsanız önümüzdeki günlerde tabi tekrar 15.56 alabildiğimiz en yüksek fiyatla bu kısma bakarız 15.56'nın üstüne bir hareket ararız yani 15.56'nın üstüne gelecek bir hareket bu momentumun devam ettiğini söyler bize 78 arası diyorum ya biraz arası seviyesi ama bakın tekrar tekrar her videoda söylüyorum borsa İstanbul'un momentumu çok yüksek şu an bu 78 80 arasılar ufak tefek düzeltmeler olsa da akımı bozamıyor. Makdi pozitif e, RSI seviyesinde güçlü olarak nitelendirebiliriz tabi aşırı alımda olduğunu unutmadan Şurada dolar e, bazlı da. Bu arada Enka dolar olarak tutar şeyini e, bilançosunu onu da söyleyeyim. Haberiniz olsun yani. E, temel analizine bakmadıysanız e, çok uzun taşıyacaksanız bununla ilgilenebilirsiniz. Burada dolar olarak en yüksek alabildiğimiz fiyat 1.33 dolar e, gördüğünüz gibi üstüne bir fiyat <laughs> alamadık yani o rekor seviyemiz mi aşağı yukarı? Aa, bir şey varmış 2015 varmış ben onu çok özür dilerim unutmuşum o kısmı. Aslında dolar olarak bakıyorum ama NKA hepsine tabi ilk anda hatırlama şansım olmuyor. Yakın vade e, 133 ona dikkat etmek lazım tabi. Ondan sonra da 140 civarları 140-150 civarları e, 150 olsa ne oluyor? 17-140-17 şu an e, 10 sent daha 120, 1820 20 oluyor. E, bunu aklımızda tutalım. 1.40 e, burayı ne dedik 1.33 1.34 diyelim o kısma da dönelim e, tabi o zaman ne oluyor 15 kaç doğrusu 15.50 geçilirse yani bakın tamamen teorik parçalar bir kere de geçebilir 16.60 civarı bir direnç dolar bazlı ve 18 üstünde diğer bir direnç oluyor dolayısıyla en kadar teknik görünüm bu gayet güzel e, çok hızlı onun dışında yani çok hızlı olması da bir sorun değil de işte diyorum ya ufak tefek kar realizasyonu aklına getiriyor ama gayet güzel bir trend. Dolar bazlı hedefleri de tabii değişirse dolar güncelleyebilirsiniz kendiniz orası ayrı bir konu ama dolar bazlı hedefleri de gözüktüğü gibi umarım gerçekleşir. Yani dolar bazlı kazanan çok firma yok onu söyleyeyim pek çok firma çok daha yani pek çok senet çok gerisinde dolar olarak diplerde geziyor. Bari birkaç firmada da para kazanır millet. Herkese iyi akşamlar.